2007 yılında Avrupa Konseyi'nin Avrupa Veri Koruma Günü olarak ilan etmesiyle 28 Ocağı veri koruması, kişisel verilerin özellikle koruması anlamında farkındalığı arttırmak için, toplumların farkındalığını arttırmak için Türkiye'de bundan 9 yıl sonra, 16 yılında 108 sayılı sözleşmeye taraf olma itibariyle daha sonra bizim düzenimizde de kutlanmaya başlandı. Dediğim gibi temel amaç veriler, kişisel veriler özellikle veya veri koruması ile ilgili farkındalığı arttırmaktır. Veriler aslında günümüzde hazine diye nitelendiriliyor çünkü çağra veya paraya kabaca dönebilecek aslında kıymetli değerler. Özellikle bu büyük veri tabiri kullanılıyor. Yani veriler birikip 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 anlamlı analizler yapıp onları da sonuca eriştirebilecek havuzlar oluşturulduğu vakit. Bunlar aslında çok kıymetli. Hazineler gerçekten şirketler bundan meşru bir şekilde, bu arada sakın yanlış anlaşılmasın, kar elde edebiliyor. Ne yapıyorlar? Bizlerin her yani sosyal medya mesela en çok kullandığımız aslında veri havuzu, sosyal medyada her gezdiğimiz Alan, her beğenimiz, her yorumumuz, her vakit geçirdiğimiz her alan, her görsel bir iz bırakıyor. O izler aslında veri olarak bu algoritmalar tarafından işleniyor. İşlendiği vakit özellikle reklam tarafından düşündüğümüzde her biri paraya dönebilir. Aslında dijital izler yaratmış oluruz. Bunları da milyonlarca, on milyonlarca, yüz milyonlarca veri havuzu da biriktikten sonra bunlar e, analiz yapılabilir, sonuca varılabilir hale geldiğinde evet hazinedir baktığınızda. Dijital hazinelerdir. Dolayısıyla e, şirketler e, yine e, tabii ki kanuni ve e, diğer düzenlemelere uymak kaydıyla bunları alıyorlar, biriktiriyorlar, saklıyorlar, işliyorlar ve bunlardan e, paraya dönecek sonuçlar elde ediyorlar. Dolayısıyla bizim cephemizden baktığınızda bunlar her biri aslında bir değer. Şirketler içinde de kâra dönüşebilecek bir takım varlık haline geliyor, bir değer haline geliyor şirketler cephesinden baktığımızda. Dolayısıyla kıymetli, kıymetli olduğu için de belli düzen içerisinde koruması icap eder. KVKK yeterli aslında ve günden güne de hem kurum hem de kurumun uygulamaları gelişiyor hem de düzenlemeler gelişiyor. Sadece kanun da değil ona bağlı biliyorsunuz uygulamalar, kararlar çıkıyor. Onlar da gelişiyor. Ee, i̇deal bir noktaya gelmiş değiliz ama e, oraya adım adım gidiliyor. E, farkındalık artıyor. Hala şeyiz, çok gerideyiz. Bunu da kabul etmek lazım. Hem e, sivil toplum kuruluşları da böyle, idare de böyle, kar amaçlı kurulan şirketler de böyle, bireyler de böyle. Bizim aslında kişisel veri tarafında farkındalığımız zayıf. Bunu ortaya koyan çalışmalar da var. Dolayısıyla yani KVKK'dan haberi olmayan daha hala milyonlar var. Dolayısıyla farkındalık yetersiz ama hukuki düzenlemeler hiç fena değil. Onu kabul etmemiz lazım. Uygulamamız da fena değil. Gelişiyor. Günümüzde tabii teknolojinin getirdiği dijital dönüşüm çağında. Bu hızla gelişen platformlar, hızla gelişen teknolojik hizmetler, ürünler bize sınırsız böyle bir veri paylaşımı aslında ihtiyacını önümüze koyuyor. Ve biz bunları mecburen alıp kullanıyoruz, değerlendiriyoruz. Dolayısıyla teknolojinin geliştiği, dijital çağın bu, bu düzeyde hızlı aktığı bir dönemde sınırsız veri paylaşımı oluyor. Ve bunun aslında mazisi 1970'lere dayanıyor. Yani bizim hayatımıza bu PC'lerin sık girdiği vakitten bugüne kadar elimizdeki o mobil cihazların bu düzeyde geliştiği döneme dek çok süratle gelişen bir dijital dönüşüm çağı yaşadık ve teknoloji de bunu arkasından geliyor şüphesiz. Böyle olduğu vakitte verilerin korumasına ilişkin hukuki düzenlemeler ortaya çıkması bir zorunluluk haline geldi. Bunu hem devletler yapıyor hem devletli aslında üstü bazı kurumlar, örgütler düzenlemeler yapıyor. Türkiye'de dediğimiz gibi zaten en temelde yasalar çıktı. Onun uygulayıcısı da prensip olarak KVK kurumumuz biliyorsunuz. Tabii şüphesiz kişisel verilerle ilgili farkındalığın artması evvela bunu söyledik. yani Böyle bir gündemimiz olması gerekiyor. Ondan sonra da yapmamız gereken kişiler şunu yapacak. Bireyler, toplum, vatandaş bizlerin yapmamız gereken şu temelde birincisi en basit yöntem o kişisel veri olabilecek. Yani bize ait bir dijital iz bırakacak bize atfedilebilecek bu izleri dikkatlice kullanmamız gerekiyor. Yani her önümüze düşen, her önümüze açılan platformda, dijital mecralarda bunları böyle ortaya saçmamız gerekir. Özetle ilk yapmamız gereken bu fiili bir koruma sağlamamız gerekiyor. Ondan sonra da yapmamız gereken hangi platformda, hangi algoritma, hangi yazılımla çalışıyoruz, hangi mecrada bir kullanıcı durumunda isek oranın kurallarını, gizlilik yönetmeliklerini, ona dair güvenlik kurallarını takip etmemiz, okumamız gerekiyor. Ona biraz vakit ayırmamız gerekiyor. Oradaki tercihlerimizi gerçekten değerlendirerek koşullarımıza, durumumuza uygun şekilde vakit ayırarak biraz tercihlerimizi yapmamız gerekiyor. Özetle yapmamız gereken bu.